11 ili etkileyen asrın felaketinden en çok yara alan Kahramanmaraş'ta her yerde olduğu gibi KSÜ'de birçok problemler yaşayarak uzaktan eğitime geçmişti. Birçok fakülte ve bölümde uzaktan eğitime devam eden KSÜ, bu dönem itibariyle yeniden yüz yüze eğitime geçecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü, Profesör Doktor Alptekin Yasım isteyen her öğrencinin artık okuluna gelebileceğini vurgulayarak, öğrencilerin kesintisiz bir eğitim almaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Daha önceki senato kararlarımızda da belirttiğimiz gibi bu eğitim öğretim dönemi tamamen yüz yüze olacak. Yani bazen sosyal medyadan görüyoruz. Yani hala ne olacağı belli değil diye, ama biz bunu aylar öncesinden ilan ettik. Eğitimimiz yüz yüze devam edecek. Bu pazartesi günde eğitim öğretim dönemi başlıyor. Ayrıca kent genelinde yaşanan öğrenci yurdu sıkıntılarının da bir an önce halledileceğine dikkat çeken rektör, Yasım öğrencilerden devam zorunluluğu istemediklerini de sözlerine ekledi. Tabii şöyle bazı sorular geliyor, işte yurtlar daha tam hallolmadı, nasıl olacak, nerede kalacağız gibi bir takım şikayetler geliyor. Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek lazım, yurtlar kredi yurtlar kurumuna bağlı, yani üniversitenin bir yurdu yok. Bu konuda Sayın Valimiz de oldukça büyük bir gayret içerisinde bir takım yurt arayışları devam ediyor. Muhtemelen bir daha önce TÜGVA'ya bağlı olan bir yurdu kredi yurtlar kurumuna devraldılar. Ama bunun tahlilat işlemleri olacak, tahlilat yapılacak. Bu belki bir ayı bulabilecek bir süreç Sayın Valinin bize aktardığına göre. Tabii biz pazartesi günü normalde eğitim öğretim başlayacak ama zaten ilk hafta genellikle kayıtla geçiyor. Ondan sonraki süreçte de merkez, pazarcık ve andığında devam zorunluluğu istemeyeceğiz öğrencilerimizden. Bu dönemde devam edemeyecek olan öğrenciler de daha sonra telafi dersleri yapılacak. Aslında erkek yurtlarıyla ilgili Kahramanmaraş geneline baktığınızda çok fazla bir sıkıntı yok. Yani özel yurtlar ya da kredi yurtları kapasiteyi yeterince sağlıyor. Ancak kız yurtlarında sorun var. İşte bunun içinde dediğim gibi yurt tahlilatı Sayın Valinin bize bildirdiğine göre bir aylık bir süreçte eğer yurtların tahlilatı biterse öğrenciler oraya yerleştirilecek. Bu süre içerisinde de biz öğrencilerimize elimizden geldiği kadar tolerans göstermeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi kesinlikle online uzaktan eğitim yok. Artık üniversite yüz yüze eğitime başlayacak. Tabii bu dediğim Afşin ve Göksun için geçerli değil. Oradaki çünkü yurt kapasitesi gayet yeterli. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada pazartesi günden itibaren normal eğitime öğrencilerimiz başlayacaklar.